Değerli kardeşlerim, İslami hareket olarak en büyük eksiğimiz işte budur. Allah'a kullukta bulunan, Allah'a kulluğunu sergileyen, devamlı surette Allah'a kulluk vesilesi amelleri yapan bir ümmet yetiştirememektir. Bugün bizlerin Allah'a kulluk yani ibadet ile olan ilişkisi en fazla ama en fazla günde 5 vakit namazdan öteye geçmemektedir. Sabah namazını kıldıktan sonra öğlene kadar sergilediğimiz Allah'a kulluk ne kadardır? Bunun değerlendirmesini herkesin kendi nefsine bırakıyorum ben. Öğlen namazını kıldıktan sonra akşam eve dönene kadar, ikindinin namazına kadar veya sergilediğimiz kulluk nedir? Mesela havf, mesela reca, kalbin amelleridir bunlar. Mesela tevekkül, mesela ihlas, şükür. Bunlar kalbimizde ne kadar yer etmiştir? Dilimiz Allah'ı ne kadar zikretmektedir? Kalbimiz Allah'a ne kadar tefekkür etmektedir? Ne kadar çok Allah'a secde ediyoruz? Ne kadar çok gözyaşı döküyoruz? Ne kadar çok cenneti ve cehennemi tefekkür ediyoruz? Ne kadar çok Allah Subhanahu ve Teala'nın gökyüzünü ve de yeryüzünde kendi varlığının delil olarak sunduğu delilleri ne kadar çok zikrediyoruz, ne kadar çok tefekkür ediyoruz? Koskoca bir soru işareti, koskoca bir muammadır. Değerli kardeşlerim, bizi kurtaracak salih ameldir. Bizi kurtaracak Allah'a ibadettir. Bizi kurtaracak olan Allah'ı tesbih etmektir. Bizi kurtaracak olan Allah'ı zikretmektir. Bizi kurtaracak olan Allah'a ibadet etmektir. Ve akimis salah inne salate tenha anil fahşai vel münker. Buradaki salatı sadece namaz değil, ibadet olarak aldığımızda ki alabiliriz, bu da caizdir. İçinde yaşadığımız şu şirk diyarında, içinde yaşadığımız şu fısk diyarında, içinde yaşadığımız şu fücur diyarında bizi koruyacak olan, içinde yaşadığımız toplumun şirkinden, küfründen, fıskından ve fücurundan bizi koruyacak olan Allah'a ibadet etmektir. Evet. Meseleyi bu şekilde izah ettikten sonra önümüzde Allah'ın izniyle 2 ay sonra bir Ramazan ayı başlamaktadır. Arkadaşlar, Ramazan ayına şimdiden hazırlık yapmak gerekir. Şimdiden ne yapmamız lazım? Hazırlık yapmamız gerekir. Mesela İmam Bukhari dua babından önce istiğfar ve tövbe babını zikretmiş. Şunu demek istemiştir diyor İbn Hacer el-Asqalani. Eğer kirli bir şekilde istiğfarda ve tövbede bulunursan, kirli bir şekilde duada bulunursan o duanın kabulü çok zordur. Ama tövbe eder, ama istiğfar eder, arkasından dua edersen o dua kabul edilecektir. Değerli kardeşlerim, Ramazan 1000 aydan daha değerli bir aydır. Ramazan o ayda Kadir Gecesi'nin olduğu aydır. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. O ayda Kadir Gecesi vardır. Ramazan şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir aydır. Ramazan şeytanların zincirlere bağlandığı bir aydır. Ramazan cehennemin kapılarının kapatıldığı bir aydır. Ramazan cennetin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır. Değerli kardeşim, bu aya şimdiden hazırlık yapmak lazım. Tıpkı mahir bir çiftçi gibi. Mahir bir çiftçi tarlasını ekmeden önce, tarlasına yağmur beklemeden önce tarlasını öncelikle tertemiz yapar. Öncelikle sürer tarlasını. Orada ayrık otlar varsa, ekine zarar veren otlar varsa, taş varsa veya ilaçlar, ekine zarar verecek haşerat varsa ilaçlayarak ne yapar? Önce tarlasını güzelce hazırlar. Sonra tarlasını güzelce eker. Sonra yağmur bekler. Sonra o gelen yağmur tarladan yemyeşil, yepyeni bitkiler, yepyeni meyveler, yepyeni sebzeler çıkartır. Ama tarlaya hazırlık yapmazsan, tarlayı sürmezsen, tarlayı bellemezsen, tarlayı ayrık otlarından ayırmazsan, güzelce ekmezsen o gelen yağmur o tarlada sadece çamur oluşturacaktır.